Halkların Demokratik Partisi grubu adına Siirt Milletvekili Sayın Meral Danış Beştaş. Buyurunuz Sayın Danış Beştaş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, hakikaten ekonomik kriz temel gündem olmaya devam ediyor. Esnafların sesini duymaya davet ediyorum. Dün Ankara'da da esnaflar eylemdeydi. Geçen hafta İstanbul'da da esnaflar borç ve faiz altında eziliyoruz. Dükkanlarımızı, mağazalarımızı, lokantalarımızı kapatmak zorundayız diyor ve bu sesi duyuramıyor. Yandaş kanallar bu sesi vermiyor. Cep telefonuna takılmış bir iktidar aklı var. Cep telefonu varsa ister 24 taksitle alsın, ister 36 taksitle, o vatandaşın keyfi yerindedir diyor. Bir de çok garip bir tablo yaşıyoruz. Bu listeyi herhalde takvimdeki listeyi herkes görmüştür. Yani sadece iki öneriyi söylemek istiyorum. Halkın aklıyla alay ediliyor ve halk bunun farkında. Diyorlar ki tokken markete gitmeyin. Toksanız, pardon, açken markete gitmeyin ki canınız bir şey istemesin. Aman yanınızda çocuğunuzu götürmeyin ha. Çocuğunuz bir şey ister, satın alamazsınız. Ya ekonomik krizde yoksullukla, işsizlikle, açlıkla mücadele yöntemini bu şekilde bulan bir iktidar aklı kaybetmiştir zaten. Diğeri, Temel'in çok sevdiğim bir fıkrası var. Aslında teşbihte hata olmaz. Bir ara psikiyatra gitmiş, altını ıslatıyormuş Temel. Rivayet bu ya. Ve sonrasında çok mutlu görmüş arkadaşlar onu. Demiş, hayırdır Temel, hastalığın bitti mi? Demiş ki, hayır, hastalığın bitmedi. Altımı ıslattığım halde mutlu olmayı öğrendim. Şimdi AKP'nin işi bu. Diyorlar ki, sizin yaşadığınızı biz daha iyi biliyoruz. Siz açım demeyin, biz sizin tok olduğunuzu biliyoruz diyor. Sizin mutfağınızda dolabınız dolu diyor. Halbuki boş olduğunu biz yaşıyoruz. Bu konuda söyleyecek bir milyon şey var. Vazgeçin bu akıldan, gerçekleri yaşayanlar bilir. Çok önemli bir mesele var. 7 Şubat 2016'da Cizre'de büyük bir katliam yaşandı. İnsanlığa karşı suç olarak kayıtlara geçti ve bu Birleşmiş Milletler raporlarında da insanlık suçları olarak soruşturma talep edilen bir meseledir. Yıl dönümünde, 2 gün geçti yıl dönümünden ve vahşet bodrumları olarak anıldı. Toplumsal hafızaya böyle kazındı. 3 bodrumda 177 yurttaş, sivil yurttaş yaşamını yitirdi. Bu kürsüden o sivillerin 36 tanesini okudum, biliyor musunuz? O günü bugün gibi hatırlıyorum. Ve dedim ki, bir tanesi de Mehmet Yavuzel'di, bizim parti meclisi üyemizdi. Yaşıyor ve telefonla görüşüyorum dedim. Ve bu meclise bunlar ölmesin diye çağrıda bulundum. Ama bir tarafta İçişleri Bakanlığı telefonda, bir tarafta Sağlık Bakanlığı, bir tarafta da içeridekilerle görüşürken kulaklarımla işlenen katliama tamamlayalım. Kulaklarımda o katliamın sesini duydum ve o ses kaydı sadece kayıtlarda değil, hafızamda ölünceye kadar silinmeyecek bir ses kaydıdır. Ve bugün 2 gün geçti yıl dönümünden, hala tek bir kişi tutuklanmadı. Hala o 177 insanı bodrumlarda öldüren zihniyet hesap vermedi. Üstelik Cizre'de görev yapanlar cemaatçi diye hepsi tutuklandı, biliyor musunuz? O dönem MHP Genel Başkanı ne demişti? Kulak verin. Devlet Bahçeli demişti ki, Güneydoğu'da olaylar başlayınca ben hemen oralarda sıkı yönetim ilan edin dedim. Ama sonradan gördüm ki iyi ki benim o sözümü dinlememişler. Çünkü biz orada o gün komutanlar terörle mücadele ediyor diyorduk. Meğer darbe planı yapıyorlarmış. Bir de ellerinde sıkı yönetim yetkisi olsaydı facia olabilirdi. Yine dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala, emirlerimizi dinlemeyen bir grup var diye sokağa çıkma yasaklarında yaşanan selamlayalım Sayın Başkan. Yaşanan katliamı ve vahşeti bu iki alıntıyla da ve yaşadıklarımızla da birleştirerek lütfen bir daha düşünün. Bu katliamın sorumluları cezaevinde ama öldürdükleri tek bir insan için
soru sorulmadı. Siz o bodrumlarda insanları neden yaktınız sorusu sorulmadı. Darbe için soru soruldu, darbe için soruşturma yapılıyor, kovuşturma yapılıyor ama o soru sorulmuyor. Bu iktidarı sorumluluktan kurtarmaz. Suçtan, cezadan kurtarmaz ve şimdi Taybet Ana'nın katledildiği yerde yandaşlarca dikilen fotoğrafları paylaşan bir İçişleri Bakan Yardımcısı var. Evet, oralarda TOKİ'lerle işlenen katliamı silemezsiniz. Bu hafızalarda ve kayıtlarda yerini alıyor. Ölenleri de saygıyla anıyorum. Teşekkür ediyorum.